Merhabalar hocam. Sezai Karakoç'un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı kitabını birkaç soruyla analiz edeceğim. İlk sorum, İslam iktisadı komünizm ve kapitalizmden tamamen bağımsız mıdır? İslam'ın ekonomi sistemi tarafından batılılarca ütopik olarak görüldüğü için de ele alınmıyor. Halbuki İslam iktisadının tarihte birçok uygulaması görülmektedir. Lakin bunlar göz ardı edilmektedir. Ayrıca Batı kendi sahip olduğu kavramları İslam'da göremediği için böyle bir iktisat sisteminin olmayacağını söylemektedir. İslam'a düşman olan kapitalist yazarlar İslam iktisadını antiliberalist ve prekomünist olarak görmektedirler. Bu durum yine bir İslam düşmanı, komünist yazar için ters bir durum teşkil etmektedir. Ayrıca İslam'ı kendi propagandaları için kullanmak isteyen komünist ve kapitalist yazarlar, İslam iktisadı ile kendi iktisat sistemleri arasındaki ortaklıkları göstermektedirler. Yazarın bu noktada söylemine baktığımızda, Batı'nın İslam'ı bağımsız olarak ele alamayışından kavrayamadığı sonucunu çıkarıyoruz. Bu işin ancak Müslümanlar tarafından yapılabileceğini, yani İslam iktisat sistemini Müslümanların ortaya koyabileceğini belirtiyor. Ayrıca yazar, İslam'ın tam manasıyla uygulanmasa da Müslüman bir ülkede sadece Müslümanlar sayesinde ekonominin rahatladığını belirtiyor. İslam'ın zekat gibi uygulamalar sayesinde ülkede hem ekonomi hem de huzur ortamının fayda sağlayacağını düşünüyor. İkinci soru, İslam'da mülkiyet ve hak nasıl işler? İnsan bu dünyaya halife olarak gönderilmiştir ve kendisine mülkiyet hakkı tanınmıştır. İnsan dünyada mülk sahibi olabilir ama bunları Allah yolunda kullanmalıdır. Mülk insanı Allah'a ulaştıran bir vasıta olmalıdır. Bu konuda böyle bir Müslüman karakterinin ütopya olduğu iddiaları da normal bir Müslüman modelidir. İdeal Müslümanlar sahip oldukları her maldan hesap vereceklerinin bilinciyle korkarlar. İdeal Müslüman hayallerin ötesindedir. Miras da mülkiyet hakkının bir parçasıdır. Çünkü insan kazanırken aynı zamanda ailesinin de yardımı dokunmuştur. Bir şahsın sahip olduğu malda ailesinin de pay hakkı vardır. Üçüncü sorum, toplum ve fert için ekonomi nasıl olmalıdır? Kişi kendisinden ve çevresinden, devlet ise toplumdan sorumludur. Bu prensip ile toplum ve fertin ödevleri belirlenmiştir. Amaç ise İslam'ı gerçekleştirmektir. Toplum sağlığı için İslam'da en büyük önlem faizi yasaklamaktır. Paranın para olduğu için para kazandırması engellenmiştir. Ayrıca parayı köşede bekletmek de yasaktır. Para kullanılmalıdır. Ekonomik hayatta dönmelidir. Yine toplum sağlığı için en önemli faaliyet zekattır. Gelir dengesi düzenlenir ve toplumun refahına katkıda bulunur. Kapitalizmde hem ticaret hem de faiz helaldir. Komünizmde ise her ikisi de haramdır. İslam'da ise ticaret helal, faiz haramdır. Yani İslam hem kapitalizmle hem de komünizmle bu farktan ötürü bağdaştırılamaz. Ahlakın ekonomik düzeni sağlayamayacağı görüşündeki bu iki sistem dini tanımaz. Halbuki ahlaken gelişmiş bir birey ekonomiye ne gibi faydalar sağlayacağını gördük. Dördüncü sorum, İslam iktisadının örnekleri nelerdir? İslam iktisadının ilk örnekleri peygamber döneminde görülmüştür. Henüz yeni yeni kurulacak devlet modeli için ilk büyük adım kardeşlik ortaklığıdır. Bu uygulama ile Medine'de Müslümanların ekonomik olarak ayakta kalması sağlanmıştır. Ayrıca bu olağanüstü durumda bu tip önlemlerin alınabileceği ile alakalı güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ekonomiyi ayakta tutmak için ileride zekat toplayıcıları görev yapmıştır. Bunların dışında devlet hazinesine savaşlar ile büyük gelir sağlanmıştır. Savaşlar ekonomiyi alt üst etmekten ziyade geliştiriyordu. Osmanlı'da kurulan tımar sistemi de yine İslam ekonomisi için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Hem askerleri besleyen hem de halk ihtiyaçlarını karşılayan bir ekonomi modelidir. Eğer bir gün İslam'ın sancağını gerçekten hakkıyla taşıyan bir devlet kurulacaksa, elbette İslam ekonomisini de tekrar yeşertecektir. Teşekkür ediyorum.